Saygıdeğer izleyenler, Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediğimiz sokak röportajlarından birine denk gelen Ünye'nin doktor lakaplı eski fotoğrafçılarından günümüzün ressamı Osman Yıldıran kardeşimle beraberiz. Sorumuz, Ünye'de siyasetin dünü ve bugünü diyeceğiz. Ben tanıttım ama sayın kardeşimiz hem kendisini kısaca bize tanıtsın, ondan sonra da sorumuza istediği gibi Ünye'de siyaset ne durumda düne göre dilin döndüğü kadar söylesin. Ben Osman Yıldıran, Ünye'nin eski fotoğrafçılarından, şimdi emekliyim. İş yerini oğluma devrettim. Ama boş durmuyorsunuz. Kara kalem miydi? Kara kalem, yağlı boya resim. Ara sıra çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Sayın Yıldıran, bu memlekete rızkınızı temin etmek üzere hem ticaret yaparak hem de siyasetin kulağından tutarak bu yaşa kadar geldiniz. Ünye'yi dünüyle bugünüyle siyasi arenada nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru sorsam, cevabınızı kamuoyuna siz söyleyin efendim. Ünye'deki siyaset, ekonomi eskiye göre yer altında, yani ayak altında. Yani insanlarda ümit yok, bir canlılık yok, bir moral yok. İşte boş boş insanlar geziyorlar. Biz de mesela bazı insanlara laf atamıyoruz veya laf söyleyemiyoruz. Hemen kavga başlıyor, münakaşa başlıyor. Eskiye göre yani, siyasette nezaketsizlik yani, ön plana mı çıktı? Evet, evet. Yani kimseye bir şey soramıyorsunuz. Kimseyle canı gönülden bir sohbet olamıyor. Yani kardeş kardeşe bile düşman oldu yani. Siyasetin nefret dili, sivri dili, evet, insanları bu hale mi getirdi? Yani mesela ben kendi kardeşimle, abimle şeyim yani, aram serin. Yani sırf siyasi yönden kavga etmeyelim diye uzak duruyoruz. Halbuki siyaset yani, kavga değil, birleştirici, bütünleştirici olmak mecburiyetinde. Yani, ama o seni şey görüyor, yani dinsiz görüyor seni. O işi hemen dinden mi alıyor? Toplumun büyük bir kesiminde böyle bir algı var. AKP diyor, işte alnı diyor, secdeye varıyor diyor. Çalsalar da diyor, iş yapıyorlar diyor. Daha başka laf edemiyorsunuz yani. Evet. Ünye Belediyesi'ni son 30 yılını, 40 yılını gayet iyi biliyorsunuz. Ünye'nin, belediyeden ziyade Ünye'nin seçilmiş ve atanmış yetkililerini Ünye adına nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi her seçilen belediye başkanı mutlaka hizmet yapmıştır. Yani emeği olmuştur. Ama tabii daha çok menfaat söz konusu oluyor. Kişisel çıkar ön plana gitmiştir. Tabii yani şimdi başlarından da bunu gördükleri için işte Allah kitap diyorlar, Müslümanız diyorlar, götürüyorlar. Yani yandan beri getiriyorlar yani. Peki yani, fazla detayına girmeden bu memleketin, bu devletin asıl sahibi seçmen olarak nitelendirdiğimiz milletimize, hem cinslerimize, kadın erkek, ne mesajınız şimdi olur ben, siyasi konuda? Ben şöyle söyleyeyim. 30-40 yıllar, 50 yıllar öncesinde Ünye'deki insanlarımız daha demokratikti. Daha güvenilirdi. Daha samimi bir yaşam vardı. Olaylara vakıf yaşarlardı. Ama şimdi kırsaldan doldular Ünye'ye. Bir de dışarıdan göçmenler doldular. O da var. Şimdi vatandaş imkanı olan, parası kuvvetli olan dışarı kaçıyor. Yani büyük şehirlere gidiyor, Ege'ye gidiyor, Akdeniz'e gidiyor. İstanbul yaşanmaz yer zaten. Ankara'da hemen hemen öyle. Bunlar hep ekonomiye bağlı. Bizim ekonomimiz olmadığı için mecburen Ünye'nin içinde böyle ömür doldurmaya çalışıyoruz. Peki Sayın Yıldıran, teşekkür etmeden evvela, Ünye'nin Allah vergisi doğal ve tabii güzelliğe sahip, Ünye'yi
Ünye yapması gereken Ünyeliler hiç olmazsa bugüne kadar yaşadıklarından ders alıp da bundan sonrası için daha güzel isimlere, yüzlere şans tanırlar mı sizce? Şimdi her şeyden önce ne derler, bir atasözü var, balık baştan kokar. Ünye olsun, diğer ülkeler, diğer şeyler olsun, şehirler olsun, yöneticiler ne kadar dikkatli çalışırsa vatandaş da ona uymak zorundadır. Şimdi baştakiler malum görünüyor hal ve durumları. Dolayısıyla da vatandaş umursamıyor, vatandaş saygısız, vatandaş birbirini bir adam yerine koymuyor. Yani ben bu düşüncedeki sahip insanlara ne söyleyebilirim diyorsunuz? Yani her şey medeniyetle ölçülür. Yani oturup kalkmasını bilmek lazım. En başta efendiliktir, en başta hak yememektir. Yani adamlar Müslümanlığı kılık kıyafetle ölçüyorlar, sakalla ölçüyorlar, Molla Mustafa'nın kıyafetiyle ölçüyorlar. Bayanlar kafalarını sarıyorlar bilmem ne filan, türban mürban diye. Kimisi de çarşaf giyiyor, simsiyah kargalara benziyorlar. Ama Müslümanlık bu değildir. Müslüman insanın kalbi ve beynindedir. Kesinlikle. Yani diyorlar ki işte namaz, niyaz. Önce kul hakkı yemeyeceksin. İnsanları gücendirmeyeceksin. Bunu öğrenmek için de Yüce Allah'ın tüm insanlığa rehber olarak gönderdiği kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyup ne söylediğini bilerek yaşayacağız. Ama bunu Türkçe olarak okuyacaksın ki anlayasın. Tabii ki Türkçe. Ama önce Arapçasını ezberlettiriyorlar o körbe çocuklara. Anlamasınlar diye. Anlamasınlar diye. O çocuk şimdi Arapçayı mı idame edecek, Türkçeyi mi oradan ayıracak? Yani iki arada bir derede kalıyor insanlar. Onun için ne yapıyor? O çocuklar yoz yetişiyorlar. Hem kendilerine, hem memleketlerine, hem ülkelerine hayırı da dokunmuyor o insanların. Ondan sonra da iş bulabilmek için, 3 kuruş ekmek parası bulabilmek için yapmadıkları şey kalmıyor. Yani insanlar menfaatçi olduğu için o cahil insanları suça teşvik ediyor. O da ekmeksiz kalmayayım diye mecburen suç işliyor. Hapishaneler doldu. Yani biz de diyoruz ki tam birisi bizi şey yapmasın da hani hapise de gitmeyelim. Çünkü hapis yaşamak çok zor. Allah düşürmesin. Allah düşürmesin yani. Ben hayatımda silah taşımadım. Taşımak da istemem. Çünkü silah taşısaydık ya mezara gidecektik ya da sakat kalacaktık ya da ömrümüz boyunca sürünecektik yani. Sürünecektik. Tabii canım. Yani. Peki Sayın Yıldıran, hep son kez ne söylemek istersin derken son olarak devlet adına, milletin hizmetine soyunmak isteyen insanlardan, insanlara ne söylemek istersin? Şimdi bizim başımızdaki yöneticilerin durumuna göre Ankara ve İstanbul'daki yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız şu anda bütün Türkiye'ye ve dünyaya örnek oldular. Örnek olmaya çalışıyorlar. Bu insanların hata yapma şansı yok. Eğer hata yaparlarsa bunlar zil çalacaklar, oynayacaklar. Doğal olarak. Yani dolayısıyla da bu milletimize örnek olacaklar. Yani bu sosyal demokratlara oy vermeyen insanlar da heves edecek. Dürüst insanlardır diyecek. Çalmıyorlar diyecek. Yaptığı işi hakkıyla yapıyor diyecek. Oy vermeye çalışacak. Böyle ülke kalkınır. Yani yıllardan beri Türkiye hep çalındı, satıldı, hala çalınmaya, satılmaya devam ediyor yani. Evet Sayın Yıldıran, sizin yani sözlerinizi özetlememiz gerekirse, kendinden emin, okumuş, öğrenmiş, bilgisi, becerisi olan insanlar devlet adına milletin hizmetine soyunurlarsa insanlarımız da bunların içerisinden en mükemmelini tercih ederler diyoruz. Yani herhalde canım, yani siyasetle Türkiye ya da ülkemiz, memleketimiz, kasabamız yönetiliyorsa bu yöneten insanların genelde dürüst olması lazım. Ama hak yememesi lazım. Kamuoyunda yani dürüst insanlara senden siyasetçi olmaz diyorlar. Fırıldak olacaksın diyorlar.
devlet idaresine soyunacak adam fırıldak olursa ya öyle milleti nasıl idare edecek? Yahu millet tecrübeli olmadığı için, araştırıp da bir kitap, bir gazete okumadığı için yani o fırıldaklara inanıyor. Ya diyor, Müslüman adam diyor, çalıyorsa da diyor, iş yapıyor diyor. Hadi bakalım buyur buradan cenaze namazı. Şey yap yani buradan medeni bir insan çıkart yani. Kendine bir pay çıkar diyorsun. Yani peki. yani tahsil, tecrübe, okumak, araştırmak, güzel insan olmaya çalışmak. Çünkü bir sefer doğuyoruz, bir sefer yaşıyoruz, bir sefer ölüp gideceğiz. Arkamızdan birileri küfür etmesin ki ya Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı, iyi bir örnek oldu. Siyasetçiydi, iş adamıydı, ticaret adamıydı desin. Tabii yani. Peki ben teşekkür ederim. Başka denecek bir şey yok. Teşekkürler. Peki.